rakip oyuncu için bu olmadı. Yani yine polimorf attın vesaire belki olabilir ama şimdi iki tarafta taşıyıcıları güçlendirmeye yönelik destekler seçti. Ama şöyle sağ tarafa baktığımız zaman böyle hani çok sert bir kitle kontrol efekti başlangıcı yani çok göremiyorum. Çok yok, evet. Ve günün ilk karşılaşmasına da geçiyoruz. Fenerbahçe Akademi, Valkes Akademi'ye karşı mücadele edecek. Yani eşleşme gerçekten yetenek eşleşmesi bence. Ben kesinlikle şey diye düşünmüyorum. Bir taraf diğerini kontrol ediyor diyemem. Yani orta koridorda bu arada çok agresif hamleler var. Baltı 129'u çok rahat bir şekilde aldı burada Kunduz. Efendi yardımıyla. Ama bu bir acaba yemleme mi? Bakalım, Oğuzkan da buraya yaklaştı ama 361 Efe var çalıda. Ersin hemen rakibin üzerine doğru gitti. Tutuşturdu da bıraktı. Son bir saldırı yeterli olacak burada ama çıkaramadılar o saldırıyı ve 361 Efe skoru bulmayı başaracak. Oğuzkan'dan bakalım. Takas gelecek mi? Onun da elinden bir türlü çıkmamıştı hamle ama kule son anda kullanıyor. Kopart yeteneğiyle birlikte. Devam edecekmiş gibi görünüyor, bakalım. Skoru almayı başardı, bir daha deneyecek ama mümkün değil. Naknako'dan güzel karşı hamle. Ve karşılıklı skorlar. Buradan da önde çıkan taraf yine Fenerbahçe oldu. Mantıklı bir giriş mi sence bu Scarlett? Değil gibi ya. Karşı hamlesi bekleme süresinden döndüyse Naknako ama dönmemiş henüz. Ama tabii Ersin'de kırmızı güçlendirme var. Yani. Değil mi? Yanlış görmüyorum. Evet var ama Jax'a karşı çok da işe yarıyormuş gibi görmemiş. Şimdi kule altı gelecek. Yine sersemlettiler. 361 Efe de burada. İşte ufak böyle rakipten çaldığınız o avantajlar size geri dönüşü büyük bir şekilde oluyor ki bunu da net bir şekilde burada görmüş olduk. Alameti de Wildcats Akademi almayı başaracak. Şimdi alt koridora gidemiyor çünkü arındır var. Hani evet. Gitse muhtemelen bir şey çıkmayacak. Üst koridora gitse... Oğuzkan buraya yetişti. 361'in karşı baskınına karşı baskın denebilir belki de burada. Efe. 361 Efe'yi alabilecekler mi bakalım? 361 Efe kovalamaya devam ediyor ama başarılı olamadı ve Baltı 129 alacak burada skoru. Balta zaten ultisiyle hemen gelebiliyor. Evet. Şimdi yine ultisi devrede bakalım Balta'nın. Ejder'e gidiyorlar. Ama Ejder hızlı bir şekilde alınacak. Yani geriden oynayan takıma nereden baksa hiçbir katkısı yok. Naknako'nun üzerine oynayacak burada Balta. Karşı hamleyi güzel kullandı. Bitkinlik. O karşı hamleyi yemleyebilirdi ama bu sefer güzel de bir... Terse gitti. Çelme, keskin çelme Ersin'den geliyor. Naknako'yu gayet temiz yakaladılar. Arkasına atabiliriz sanki ultiyi. Yani evet. Ulti bastan sonra haritanın sağ tarafındaki o Fenerbahçe oyuncuları görecekti çünkü. Belki tek yemekten de bir korkmuş olabilir. Tabii orta koridor boş bırakılınca hemen buraya hasar geliyor ve orta koridor kulesini düşürüyorlar. Artı Ersin ışınlar atmasına izin vermeden kuleyi yerle bir edecekler. Emin mi bundan Balta mı? Arka taraftan Oğuz geliyor. Kunduz'un bu skoru alabilirler. Kunduz'da şey yok çünkü. Ulti yok. Kendini koruyabileceği bir yeteneği kalmadı. Oğuzkan da buraya geldi. Ve skoru da Balta'ya bırakacaklar. Diğer taraftan da Naknako. Kimseyle işi gücü yok. Onun işi Ejder'le. Arkaya güzel bir ışınlan geliyor. Kimden? Kunduz'dan geliyor. Kunduz'dan geliyor. Ya çift ışınlan. Ulti kullanıldı. Kunduz'u görmeyi başaracaklar burada ama Kunduz Krasya'nın üzerine çok hızlı bir şekilde çöktü. Krasya almaları birazcık vakit aldı onlar için ama yine de başarılı oldu. Fenerbahçe Akademi ekibi ve kimseyi kaybetmeden iki kişiyi düşürdüler. Second Dead geliyor ama dikkatli olması lazım. Yani Trundle'ın orada durmasını anlarım ama Second Date'in hamlesi gerçekten hiç mantıklı olmadı. Muhtemelen görüş vermeye geliyordu. Evet. Görüş vermeye geliyordu. Bakalım Kunduz. Ersin'e düşecek. Şöyle oradaki kişi gördü ama Fenerbahçe'nin burada gaza basacak. Evet. Sıkıntı o. Naknako yarı can kaybetti. Ama Ersin'in de manası bitiyor. Evet. Yalnız burada bir tane Jax'e odaklanalım diye derken alt koridor inhibitörlerini verecekler. Yani TF burada olsa çok rahat temizlerlerdi minyonları. O Naknako sersemleyecek burada. Ersin de yetişir ve Hextech ultim atomunu kullanırsa burada skor alabilirler belki ama o kadar hızlı değil. Naknako tekrardan kullandı karşı hamleyi ve rakibin üzerine, TF'nin üzerine gidiyor ve ilk skor almayı başaracak Jax, burada. Manası yok. 1-2'de manası olmayan Ersin'e doğru gidecek şimdi. Ve yine bir karşı saldırı. 1-2 pozisyonda Naknako İki skor bulmayı başardı. Yani olabilecek en kötü senaryo oldu burada Wildcats adına. Üst koridordaki o
Jax'i öldürme talimatı gerçekleşmedi. O noktadan sonra yani Wildcats'ten bir oyun göremedik. Evet. Ya bence üçüncü eşya da şeydi ya. Zonya'ydı yani bu oyunun eşyası. Bana öyle geliyor. Daha mantıklı gibiydi. Şimdi Oğuzkan'ı döve döve Baron Pit'inden uzak tutmanın peşindeler. Efe'nin de buraya girmesine gerek yok. Çünkü takım arkadaşları zaten Baron'u hallediyor. Yumi ultisi aktifleştirildi. Yani bu 50-50 istiyor mu burada Fenerbahçe Akademi? Önemli olan soru bu. Sıçrası var burada Oğuzkan'ın. Oğuzkan'ın sıçrası var ve dener. Yani denemek zorunda. Oyun ellerinden kayıp gidiyor çünkü. Yok hayır yani asıl önemli olan şey Fenerbahçe Akademi bunu istiyor mu? Bakalım birazdan göreceğiz istiyorlar mı istemiyorlar mı? Kamil'in üzerine odaklandılar. Eksek ultimatomu kurtarmayacak burada Kamil'i. Ve Rueb Yumi'nin yardımıyla, Kerry'nin yardımıyla baltayı da kovalamaya devam ediyor. Trajedi isabet etti ve çok rahat bir balta 129 skoru Rueb'in cebine girecek. Alt koridordan galiba oyunu bitirmeyecekler. Scarlett öyle görünüyor oraya. İşaretlemeler geldi. Yavaş yavaş Yumi güçlendirmeye devam ediyor takım arkadaşını. Trundle'ı da çok hızlı bir şekilde alacaklar. Efe? 361 Efe'yi kaybedecekler burada. Minyonları henüz şimdi üste girdi. Yalnız Efe'den ufak bir satış gelmiş olabilir burada. Caitlyn fena vurmuyor. Krasya güzel bir sıçrayla buradan uzaklaşacak. İlk Nexus kulesini kaybetti. Wildcats oyuncuları dümdüz Krasya'nın üzerine oynadılar. İkinci Nexus kulesi de düşecek çeşmede gibi kesme duruyor. Evet çeşmenin içinde artık kesmeye devam ediyorlar. Ersin tek başına yapabileceği bir şey gerçekten yok ve 29. dakikada FB Akademi günün ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrılıyor. Yani Beşiktaş Akademi de yani kitle kontrol üstüne kitle kontrol. Yani oo işte bu güzel. Syndra bir anda gelecek mi dedim ama Zerat geliyor. Koridoru da kazanmaya yönelik, uzaklardan çok fazla miktarda hasar çıkarmaya yönelik. Zerat da Slippery OP'lerden yalnız. Evet evet. Benim çok sevdiğim şampiyonlardan bir tanesi. Ben de hiç sevmiyorum bu oynanış tarzından dolayı. Zerat'ınki biraz böyle fogdan devamlı kafana bekleme süresi de az. Çok az çok yani. Fazla. Menzil de çok fazla. Yalnız Aphelios. Aphelios burada kafa atacak rakip oyunculara. Sıçrayabileceği bir yer de yok. Yani oraya gidecektiyse çarpını erken atmak zorunda kalabilir gibi Tümay. Işından da geliyor. Tümay. Evet çarpı kullandı. Son otomatik saldırıda yeterli olacak. Kargoyla mı geliyor? Airdrop. Airdrop. Airdrop vadinin aynen. Üzerinden geçerken üstüne mi atıyor? 100 altın alacak belki de bilmiyorum. Az önce tek WQ'dan Wonka'dan 30 altın aldı diye. Pardon 36 altın aldı. Tümay burada yakalanacak mı? Wonka ile karşı karşıya geldi. Ultisini kullandı hızlı bir şekilde. Fenomen'le yetişmeye çalışıyor. Tümay'ı yakaladılar. Orion ultisiyle birlikte ve çıkması izin vermiyorlar ama Wonka şimdi tehlikeli pozisyonda kaldı. Rakan içeride. Bir daha Felius'u bulmayı başardı. Burada J11 uzaklaşacak gibi duruyor. Leclerian'ı kullanmaya devam ediyor. Şok küresi isabet etti Leclerian'ı'ya ve Phenomenal burada skor almayı başardı. Takımı savaşı aslında çok da istenilen bir noktada başlamadı belki Beşiktaş Akademi için ama yani Wonka çok beklenmedik bir yerden çıkmıştı. Oh, Phenomenal çok önde kaldı. Gidebileceği bir yer var mı bakalım patlangaçların? Hemen üzerinden geçiyor. Nava otomatik saldırılarıyla birlikte Zerat'ı üstüne gönderecek. Ejderha'yı da Beşiktaş hanesine yazmayı başardı. Ve ikinci alamette orta koridor açıldı. İlki de orta koridor açılmıştı. Şu an burada Zerat pozisyonun dışında oo, biraz. Çok ters pozisyonda yakalıyorlar burada Wonka'yı ama Wonka'nın ultisi var. Phenomenal'ın üzerine doğru oynuyor. Phenomenal'ı koruyabilecekler bariyer mi? Güzel bir kalkan geliyor kalkan ve yeterli şimdi onu korumak için. Phenomenal arkadan hasar vermeye çalışacak. Ultisini aktifleştirecek mi derken burada Trundle düştü bir anda. Yalnız şu ana kadar görebildiğimiz şey Beşiktaş'ın özellikle çok parça halinde evet oynaması. Yani Zerat'ın hasarına bakar mısın? Orn ultisi geliyor. Aynı Zerat ulti kullanacak mı? Kullandı. Nava'ya iki tanesi isabet etti. O ultilerin. Ya aslında yapması gereken şey bu kadar basitti. Yalnız şimdi arkada Wonka'yı yakaladılar. Rakan da yardımcı oluyor burada. Kule altında canı bayağı yanıyor Beşiktaş oyuncularının. Kule. Ve Bayonetta düşecek mi? Düşmedi. Yeterli olmadı. Güzel Aferin bir Gravitum sayesinde. Geri sabitliyorlar Rakan'ı. Ve skor da Phenomenal'a gidiyor. Birleştirme altını toplayamamış. Yani Orianna şuraya topunu koyduğu takdirde bence ben Beşiktaş Akademi'nin oradan geçebileceğini düşünmüyorum. Beşiktaş oyuncularının taşıyıcılarında biner altın var ceplerinde.
Yine orta koridor, yine kuşatma. Işınlananlar geliyor. Rice Road sağ tarafı kapattı ve Phenomenal'ı çok güzel yakalıyorlar burada. Öbür taraftan Leclerian'a geliyor. Nasr adeta kıskaçı aldı burada Beşiktaş oyuncularını. J11 bakalım uzaklaşabilecek mi? Uzaklaşabilecek gibi ama takım arkadaşı o kadar şanslı değil. J11'in arkasından da sıçra kullanan bir Wukong var ve Aphelios skorunu da çok rahat bir şekilde alıyor burada. Nasr oyuncuları 24. dakikada Baron'a girecekler. O kadar güzel kıstırdılar ki. Yani Beşiktaş'ın yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Kesinlikle öyle. Sağ ve sol tarafa, arka tarafa atılan totemleri burada çok iyi kullandı. Ki Riot da özellikle sağ tarafa atılan totemle birlikte güzel bir açıdan geldi. Zaten kendisi tek başına Phenomenal'ı neredeyse 170 canını aldı. Ve o noktada da Wonka'da tamamladı. Ve Algos totemlemeye giderken orada düşecekmiş gibi görünüyor. Solary'i de kullandı ama... Skor kimde kaldı? Skor da yine Leclerian'da kalmış burada. Tatlı bir yer burası. O yüzden Beşiktaş Akademi'ye bir şey diyemeyeceğim. Bayonetta tetiği çekiyor buradan. Nava'yı bulmayı başardılar ama devamı gelmeyecek gibi. Takım dağıldı gibi görünüyor şu anda. Phenomenal arka tarafta Wonka ile mücadele ediyor. J11 ve Tümay'da apayrı bir yere kaçıyor. Bayonetta'yı kaybedecekler koridorun ortasında. Jinx'i aradan çıkarabilirler desem hani o da çok olmuyor. Ki Jinx'e çok fazla gerek kalmıyor evet. Şu anda aslında. Yani Jinx'lik bir durumda yok. Wonka ve... Yine Riot Road'u bulduklarını düşündüler ama Riot Road'dan defansif bir sıçra ve arka tarafa Wonka hızlı bir şekilde giriyor. Leclerian'da da buraya girdi ama henüz J11'e yetişemediler. Algos'u düşürmeyi başardılar. Arka taraftan bakıyorum ama Phelios acaba hasar bırakabilecek mi? Hayır. Ön saflarını çok hızlı bir şekilde kaybetti burada taşıyıcılar. Ve kaçmak durumundalar şu anda. J11'den yeterli hasar çıkmıyor. Daha doğrusu Tümay Valgos'tan o yeterli tanklık henüz bulunabilmiş değil. Yani yine denedi burada Beşiktaş Akademi. Bu bence şu anki en büyük sıkıntı Beşiktaş Akademi adına. NT diyelim Phenomenal için. Yanılmıyorsam %20 olması lazımdı. Hemen kontrol edeyim. Yalnız burada bir takım savaşı daha başlayacak Beşiktaş için. Bu son savaş olabilir. Belki Wonka yine içeride. Rakan da içeri girmeye çalışıyor. Tanklar şimdi kendilerini güvenli pozisyona aldı gibi duruyor. Tümay da uzaklaşacak. Wonka düşerse işler değişebilir. Henüz kimse düşmedi ama güzel bir ulti geliyor burada Orianna'dan. Üzerine havaya savurma. Yok J11 düşüyor. Phenomenal düşüyor. Bayonetta'yı kaybetti Beşiktaş ve Nasr oyuncuları. Savaşa çok kararlı başlayamasa da savaşın ortalarını 3 kişiyi aynı anda düşürdüler. Ve 33. dakikada Nexus'u da düşürecekler. 16-2. Durum 16-2. Günün ikinci karşılaşması Nasr Akademi'ye gidiyor. Kopuk bir kompozisyon ya. Kopuk. Oo. Oyun sonunda evet güçleniyorlar belli bir miktar. Seraphine Senna'ları var çünkü. Ama yani kompozisyon... Yani çok kitle kontrol yok. Tanklık bir miktar var sadece ama Aurora'daki kadar da yok. Aurora'nın kompozisyonu çok daha oturaklı. Orada Anzibil'in bitkinlikle girmesi bence daha iyi olacaktır ama tabii bekleyip göreceğiz. Bakalım. Sonuçta oyuncu ve takımın kendi tercihi. Mantralı Q'suna duvar açsanız 3 saniye sonra yine Q atıyor gidemiyorsunuz. Bu arada sersemletmeyi yiyecek. Mutant gelmiş buraya ve sıçrayla birlikte kullanıyorlar orada sersemletmeyi. Orisot buradan sıçrayla uzaklaşacak. Mantra W geldi. Orisot kendini iyileştiriyor. Mutant'ın gidebileceği çok bir yer yok. Trilorene burada ilk kanı dökecek. Aatrox'a da dönüşecek. Ve Chris'in üzerine... O duvardan... TF Severler Kulübü. 0-8'dim. İki tane roket attım yanlışlıkla. Bitti mi? Bitti oyun bu arada. Ha öldü adamlar yani. Evet. Alakasız yani. Oradan örneği de kendimden veriyorum ki. Yani yaşadığım bir şey çünkü. Koridor kontrolünü de bayağı bir kaybetmiş aslında. Yalnız Inka ultisini kullanacak burada Mutant'a. Güzel de tahmin etti Mutant'ın atılacağı noktayı. Mutant da tabii kendi ultisine başvurup o ultiyi öyle atarsa buradan uzaklaşıyor. 3 kişilik bir ekip var. Chris de geliyor buraya. Chris tanklayacak. 2 tane kule vuruşu yiyecek sadece. Jinx'in roketinin gerçi sonra dengelendi. Bir ara böyle her şey çaldığı bir yama vardı. Evet, hatırlar evet. Mısın? Ve ikinci ejder de burada Aurora Akademi'ye rahat bir şekilde gidiyor. İkinci alamet de Aurora Akademi'ye gidiyor. Dellal'in orada o hop Lee'sini buraya getiriverdi. Yalnız Orisot burada yakalandı. Güzel bir kitle kontrol üzerine hep buzla geliyor. Orisot'un gidebileceği hiçbir yer yok. Sildar bir ulti kullanıldı. Bakalım kim hedef alınacak burada.
Dellal'ın üzerine doğru gidiyorlar. Saçar Tohum'a tıkladı Dellal ve sıçrayla da uzaklaşacak. İşlerde ufak bir aksaklık oldu ama İnka... İnka ters tarafa doğru kaçıyor ve sersemlettiler. Üzerine hep buz, üzerine Dark'in kılıcı ve İnka da mutanta düşecek. Evet ejder, ya mutant da çıktı buradan. Crawl bayağı yavaş kaldı ejderi almak için. İnka'nın üzerine doğru gidiyorlar. İnka peki odaklanılması gereken hedef mi burada? Evet, İnka'yı çok hızlı bir şekilde düşürürler. Sırada bakalım kim var? Şimdi kimse varmış gibi durmuyor yalnız. Anzebel'i yakalamayı başardılar. Anzebel buradan uzaklaşacak. Ultisini de tutturdu ama yine de düşecek. Treorino içeride Reset kaldı geldi. Ve dönüştü takım rakibine. Chris arka tarafta. Karma'yı sersemletecek. Güzel mutant. Bir agresif sıçra mutanttan. İki kişiyi daha bulmayı başardılar. Ve Orisot burada hayatta kalan tek oyuncu. 2'de 2 yapan da Pog oldu. Kimyasal çürütücüyü bitirmeye çalışıyor. Enteresan Karma. Bir Baron kararı. Evet, Baron yani birazcık erken bir karar. Anzebel arka tarafta bir kişiyi sadece alakasız bir yerde sersemletebildi. Kazing ultisiyle çok rahat bir skor oluyor. Five önünden çok enteresan bir Baron müthiş kararı. Tekme. Güzel bir tekme. Devamı gelecek bakalım. İçeri giriyor Kroll şimdi. Ama Kroll düşebilir bu pozisyonda. Kroll düşüyor. Treyren'i bir de Lee Sin'e dönüşüyor. Çok istediği bir hedef burada Lee Sin'e dönüşmek. Artı seneye düşürecek. Öbür tarafta Five Run'in mutantı almayı başardı. Bir anda 4 skorla geri döndü oyuna Aurora. Fyfron ne yaptı? Elleriyle maçı rakibe teslim etti. Biz bu maçı kazanmak istediğimizden emin değiliz. Yani rakibin... Hadi biraz da siz oynayın. Aynen öyle. Tam olarak dediğini yaptı. Yani rakip zaten etrafınızda görüyorsunuz. Neden böyle gidip Baron'a vuruyorsun, rakibi üstüne çekiyorsun? Madem rakibi üstüne çekmek istiyorsunuz... Niye ayrı kısmınız bu kadar? Seraph'in niye haritanın dışında? Evet, ejderde bir savaş isteniyor. Yine bir Ornn ultisi. Yine Anzebel'e isabet edecek. Roket. Anzebel. Jinx ultisi isabet etse belki de düşecekti burada. İnka yakalandı. Chris arka tarafta sersemletecek birisini arıyor. Henüz bulamadı. Treorino güzel unutturdu kendini sağ tarafta. Ve yine Aurora burada hücuma geçen taraf oluyor. Treorino yine birine dönüşecek. Bakalım kimi tercih edecek. Twisted Fate'e dönüştü. Arka tarafta Aatrox skoru da geliyor. Senna da Jinx'i düşürecek. Ve yine Aurora tarafından kazanılan bir savaş. Yani ve yine bir savaş başlayacak. Yalnız güzel bir tekme. Ama Kroll kendini mi feda etti bu pozisyonda bakalım. Bu Seraph'in ultisi kimseye isabet etmiyor. Güzel bir Senna ultisi. 5 kişinin arasından geçiyor adeta. Yalnız mutant bir türlü giremedi takım savaşına. Şimdi giriyor arkada bakalım skorları toparlayabilecek mi? İnka düşüyor burada. Chris kimi sersemletecek bakıyorum. Hala altın kartı çıkaramadı ama yeter gerek bile yok buna zaten. Altın kart elinden çıkana kadar takım savaşı zaten bitti. Mutant burada Kazing'i kovalıyor. Ve rahat bir skorda Fyfron'in kontrolü elinden kaybediyormuş gibi göründüğü maçta tekrardan ipleri eline alıyor. Yani çok enteresan gerçekten. Yani Kral burayı müthiş oynadı, onu söylemek evet. lazım. Önce Ornn'a R2'yi attırmadı ve rahat bir Baron oluyor bu noktada Fyfron'in akademi için ve onlar için tabii ki de bir de ruh şansı doğdu. Fyfron'in o ihtiyacı... Bu arada takım savaşı başlıyor. İnka kafayı attı. Kimse isabet etmedi o kafa. Ornn ultisi olmadan oynamaya çalışacak Aurora burayı. Arka tarafta güzel bir Seraph'in ultisi. İki kişiyi ayartıyor. Dellal'ı sersemletti arka tarafta. Twisted Fate ve yine de içeri girdi Dellal. Bakalım arada skoru bulabilecek mi burada Fyfron'in? Mutant içeri giriyor ultisini resetliyor. Treorino hala birine dönüşemedi. Mutant arka taraflara geçti şimdi. Dellal uzaklaşmayı başaracak ama Senna'da Alev Ejderi kalıyor ve Alev Ruhu'nu ele geçirdiler. Orisot da düşüyor. Yine arka tarafta Mutant'ın iki kişiyi darladığını görebiliyoruz. Dellal'a son bir otomatik saldırı ve Fyfron'in aldığı bu ejder ruhuyla beraber oyunu kapatmayı bile düşünebilir. Ormancıların kapışmasında bakalım kim galip gelecek. İkisi de iyileştiriyor kendisini ama Treorino koruyucu meleğe sokuyor en azından Lee Sin'i. Hop bombardımanı var. Chris oyunu bozdu burada. Alev ruhuyla beraber artık üste doğru ilerliyorlar. Kazing de çok fazla hasar aldı. Üzerinde yalnız... eşyalar olmasına rağmen hasar bırakamıyor. Poggi orada bir tane vurdu. Jinx'i. Ufak izleyici arayüzü hataları ama zaten maçın kaderi değişmeyecek. Fyfron 37. dakikada ilk galibiyetine uzanıyor. Ama güven mantıklı ya. Güven mantıklı gerçekten. Üzerlerini atlamaya çalışan Zinza'ya karşı, Gragas'a karşı da gayet iyi. Gragas'ın o ultiyle beraber dağıttığı hedeflerden sonraki odaklanması Dark Passage Akademi'nin çok önem kazanacak. Yani takım savaşını dağıtacak. Evet.
kendilerine en yakın olan hedefi seçip düşürüp onun üzerinden oynamaya çalışacaklar. Bir tık oynaması zor bir kompozisyon kurdu bence Dark Passage ama kağıt üzerinde bence iyi görünüyor. Caitlyn bu arada şey başlamış. Bu arada Nokia'dan bir sıçra gelecek. Nokia'dan bir sıçra gelecek. O Nautilus tutmayı başardı burada Paco'yu ve içeri giren bir Samira da var. Cape'de yetişti. Paco'nun gidebileceği bir yer varmış gibi durmuyor. Son otomatik saldırı bıraktı belki ama yeterli hasar çıkmayacak Paco'dan ve güzel bir skor. O karmayı yakalamayı başardılar burada. Tieru bayağı hasar aldı. Arındır da geliyor 8 noktan ve skoru da bulmayı başaracak. Dive'larlar. Kule alt. Kule altını istiyorlar şu anda. Yükler birikmiş vaziyette. Paco'nun gidebileceği bir yerde kalmadı. 2'de 2 yapıyor. Noki ve 8 not ikilisi. Koridoru Nautilus elleriyle kazandırdı. Yani o işte senin söylediğin o bir kere ölünce bu tarz şampiyonlara. Yalnız Noki çok güzel korudu takım arkadaşını bir burada. Şef de hemen dikkatini Nautilus'a doğru çevirdi. 6. seviyeye ulaştı yalnız Şef ama hayır, ultisini kullanmayacak. Ama yani evet alamet için anlayabilirim ama sanki Kayt Karma'ya daha çok yaradı gibi ya. Yani çünkü o lane'i yok etmişlerdi. Bana da öyle geliyor. Üstlerinden geçmişler de yukarıdan bir kule gelecek ama tempoyu kazandılar bakalım. Tempo onları yanında. Peki alt koridorda neler oluyor bu sırada? Kuleyi alabilmek için herhalde Dersik'i uzaklaştırmak istedi gerek ama ultisine ki başvurup kaçtı zaten. Evet gerek yoktu zaten. Ya minyonları temizledi. Mavi takım Noki çıkabilecek mi bakalım buradan ve çipayı kullanıp kule altına uzaklaşıyor. Hemen karşı saldırıya geçti bu arada Galacticos oyuncuları. Fade içeride zinciri tutturdu ve Thierry'i sersemletip daha doğrusu sabitleyip uzaklaşacak. Nice. Avarosa da yetişiyor ve Fade sıçramak zorunda kaldığını hissetti burada. Doğru hamle bence. Hı-hı. Yani Rune Abyss'ini yeseydi arkasından gelen kitle kontrol edip düşebilirdi. Oo, sıçrarak ön geldi. Noki bulmayı başardı rakibi Thierry'yu. Noki belki düşecek burada ama Avarosa bir skor bulmayı başardı. 8 not bir skor bulmayı başardı. Ultisini kullandı. Hasar ve yeterli. Son anda hasarı çıkardı. Şef'i de düşürüyor burada ve 3'te 3 yapıyor. 8 not. Samira. Neyse de ejder geliyor ama diğer tarafta yanılmıyorsam Diego da alameti alıyor. Yani baktığımız zaman Bulut Ejderi zaten çıktı. Diğer taraftan bu da Dağ Ejderi oldu. Bakalım ne gelecek? İkinci kule üst koridorda Zersik'in cebine de bayağı altın koyacak. Yani Dark Passage hakikaten bu Ejderi neden bırakıyor? Evet, Tolem arka tarafta bekliyor. Yalnız diğer tarafta çalıya kafa atan Fade. Gregas da buraya yavaştan yaklaşıyor. Evet. Bu 4'le 5 oynamak isteyecekler mi? Samira'ya pozisyon yaratırlarsa o olabilir ama Samira'nın hatırlatan kalkan yayı yok. Gayet tank şu anda DP oyuncuları. O yüzden hala vurmaya devam ediyorlar. Yalnız önde kaldı mı Tolem? 4 kişiye kullanılan güzel bir ulti. Ve Baron'a devam ediyorlar. Tolem arka tarafta oyalamaya devam ediyor. Sıçrasını da kullandı. Cape'in canı oldukça az. Cape'i yakaladılar. Cape düşecek burada. Yavaş yavaş DP oyuna geri mi dönüyor? Rice. Avarosa Noki'yi kovalamaya devam ediyor. Sıçra kullandı. Bir yerine mıhlama daha geliyor. Ve Noki'yi düşürmeye çalışacak. Arka tarafta içeri giden bir Fade var. Fade'den bir skor geliyor. Arka tarafta 8 not aynı zamanda. Ryze'i düşürmeyi başardı. Tolem ve Şef şimdi kaçar pozisyona geçtiler. DP Baron'u bitirse daha iyiydi sanki. Kesinlikle. Kesinlikle Baron'u bitirmeleri gerekiyordu burada. Deathseek de şu an kovalıyor bu Tolem'den bakalım. Kovalıyor ve evet. Gragas'ı düşürmeyi başardı. Baron. Evet Galacticos bakalım DP'nin başlayıp da bitiremediği görevi yapabilecek mi? Tolem bir anda buhar oldu. Ve Paco da çok ters pozisyonda. O da hızlı bir şekilde buradan uzaklaşıyor. Tekrardan Baron'u isteyecekler. Ya da vazgeçip mid'e gidecekler. Fade. 50-50. Şef bakalım içeri girecek mi? İçeri girip çalmayı başarabilecek mi? Yine bırakılan bir Baron var. 2300 canda, 2200 canda. Avarosa içeride. Aradıkları skorları bulabilecekler mi? Çalacak. Aynı şekilde Şef içeri girdi ve çalmayı başardı. Çaldı. Şef burada Baron'u alıyor. Çok kıymetli bir Baron. Takım arkadaşları için. İyi bu
Kulesi'ne gidiyor. Yeni Kulesi'ne başladı. Yeni Kulesi'ne alacak bu arada. DP yani bayağı ters ayakta yakalandı. Baron kendilerinde. Yani bir tuzak girişimi var. Samira reset alırsa sıkıntı. Burada bir savaş kopacak gibi. Bakalım kim yakalanacak? Galaktikos oyuncularının içeri girmeye çalışıyor. Şef'i yakaladılar gibi görüyorum ve Şef çok hızlı düşüyor. Eggdot arka tarafa girdi. Eggdot durdurabilen kimse yok. Bir anda tuzla buz oldu. İşte. Üç oyuncu. Şef nasıl ultisine basamadı anlayamadım ben. Ben de anlamadım. Ulti basamadan düştü. Evet. Ve çok kuvvetli şu anda Zin yani tanklıyla. Ama işte o ultiye basabilmesi lazım. Bitirmeye gidiyor Galacticos oyuncuları. Bitirler. Şu anda kalan oyuncuları çünkü diğer iki kişi oyalıyor. Galacticos 30. dakikada ortada giden mücadeleyi tek bir hamlede bitirecek gibi görünüyor. Son vuruşlar da geliyor. Nexus otomatik saldırılar geliyor. Ptolemy'nin yapabileceği hiçbir şey yok. Doğan oyuncuların yapabileceği hiçbir şey yok. Ve galibiyet burada Galacticos'un oluyor. Özellikle Aatrox bugün hatırlayacaksın. Mutant ellerinde öne geçtiğini, evet, yapabildiğini gördük. Diğer taraftan da Syndra geldi. Sen zaten söylemiştin. Korki'ye karşı da kuvvetli bir şampiyon. Çok kuvvetli hatta. Hani yani Galatasaray Akademi'nin kompozisyonu ben biraz da beğendiğimi söyleyeceğim. Katılıyorum. Hem kitle kontrol konusunda hem koridor aşamasında bir tık daha ben avantajlı olarak görüyorum ama bakalım oyun içinde bize bu iki takım özellikle vadide bize neler gösterecek. Bu da böyle bir karanlık zamanlardan. Aynen öyle. League of Legends'ın nereden geldiğine dair ufak bir hikaye. Alameti istiyorlar burada ama Rileş ve Çaman'a geldi buraya girdi. Çaldı. Çalmayı da başardı. Kim alacak bakıyorum alameti, kimse alacak mı? Black Kingston düşüyor burada. Black Kingston'ı çektiler ve düşürdüler. Alamet de, Alamet'in gözü de Çaman'a Gazlı tarafından alınıyor. Alamet bırakılıyor. Alamet'e yalnız yardımcı olmaları lazım. Vadia çok önde yakalandı burada. Ve Black Kingston rakibine de dönüşüyor. Alamet kafaya atacak belki ama istediği hamleyi yapamadı SMB oyuncuları. Yani paket de çok iyi bir paket değil. Evet. Yani bu ejder gitti gözle bakabilir miyiz? Bakılmalı gibi. Rilet yakalandı burada. Rilet çok hızlı düşecek. Viego hemen Zinza'ya dönüşüyor. Aytekin arka tarafları rahatsız etmeye çalışacak ama Black Kingston şimdiden başladı. Black Kingston bakalım düşecek mi? Onu düşünmeye hasar yetmeyecek SMB'nin. Sanırım ejderi saldılar. Korki'yi zaten üst tarafa gönderdiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Sen çık üst koridorda. Kafana göre takıl komutu geldi. Yürüdü ya da karar kıldı. Rilet yakalanıyor burada. Ultisini hala açamadı. Ultisini açtıktan sonra sıçrık attığı yerde ölecek. Ve kontrol etmekte de çok üstünü çekecekler. Çünkü kitle kontrolü anlamında çok iyi kitle sahip değil kompozisyon. Evet hasar var. Hasar istemediğiniz kadar var ama. Ve yeniden bir alamet alınıyor SMB tarafından. Ya bu aralar çok dikkatimi çekmedi. Ama ya oyunda garip garip hatalar, böyle bir şeylerin atlaması ya da takılması durumu söz konusu. Rilet yine mi yakalandı, bakalım. Ama tanklamaya da devam ediyor, ultisi açık olduğu için arkalardan Jhin saydırmaya Aatrox devam ediyor. Yok oldu. Birer skor alındı şu anda. Nautilus'u Aatrox değişimi var. Az önce kullandığı paketi Çaman'a gazlı şu an eminim ki çok arıyordur. Çok. Yalnız Rilet Warner'la karşılaşacak. Padilla. Bu arada Sersem etmedi ıskalayınca. Padilla da yetişecek buraya ve Rilet rahat bir skor alacak. Ejder'e bir kişi başladı. Yine paket kullanıldı paket bu arada. Ama orta koridordan orta koridora gitmek için kullandı paketi. Jhin ultisi ters taraftan geliyor. Momer'i yakalamış olabilirler. Rilet tanklamaya devam ediyor. Leo hala düşmedi. Rilet ultisinin içinde. Hala düşmedi Rilet. Şimdi Gragas onu bulmayı başaracak. Arka tarafta Aytekin güzel bir sıçra kullandı. Aatrox bu can. Kadar geldi Aatrox. Momer'i önüne kattı. Machine'i önüne kattı. Kovalamaya devam ediyor. Machine yine havaya savuracak ve 2'de 2 yapıyor. Çıpa ıskalayınca burada Padilla bir skor daha bulacak. Yani o da takım savaşında aslında girdi 1'e 2 idi. Takım savaşı açısından 3-2 oldu ama yani o can yenileme, yani o bar böyle atıyor ya. Hani o bar böyle yükseldiği zaman can barı. Oo, Rilet'i bu arada yakaladılar. Rilet yalnız güzel korkusunca 5 kişinin arasına atıldı ve ultisini de kullandı. Nautilus düşüyor burada. SMB bir kişi daha düşürecek. Aytekin yine 2 kişi önüne kattı. Warner Machine ikisini de havaya savurdu. Machine'e bir otomatik saldırı yeterli olacak. Warner takımının hayatta kalan son oyuncusu. Ve yapabileceği hiçbir şey yok burada. Çaman'a gazla dürtmeye devam ediyor. Son bir roket gelecek mi? Hayır.
ellerini durdurabilecek kitle kontrolü var aslında ama işte arka taraftan gelen hasar çok fazla olunca hani ister istemez pozisyonun dışında buluyorsunuz kendinizi ve bir anda yalnız skoruna baktın mı? 0-0-8. Evet. Skor bulamadı henüz. Oo, girdi Dilek. Dilek içeri girdi. İnhibitör isteyecekler ama şu anda orada savaş çıkarmanın peşinde değiller. Yarıcan. Luckingston'ın yarıcanını aldı. Dürtmeye de devam ediyor Corki. Bence oyunu bitirebilirler burada. Oo, yine bir takım savaşı başladı. Paket biraz fazla agresif kullanıldı burada. Chamana Gazo çok hızlı bir şekilde düşüyor. Rileç alabilirse Galatasaray'ın burada bir yanıt verme şansı olabilir belki. İçeri giren bir Blackingston var ama sersem etmesi nasıl kaladı? Aytekin kendini iyileştirecek. 641 gördüm orada. Ben de gördüm. Ve bir de Starak yine içe bir daha içeri girdi. İyileştirmeye devam ediyor kendini Aytekin. Hala düşmüş değil. 1043 daha geldi. Artı 300 Allah. Can, artı 20 can. Aytekin'i bir türlü düşüremedi burada Galatasaray. Ejder almaları lazım ama mümkün değil gerçekten. Yani arka tutan var. Muhtemelen Aytekin oraya gelecek evet, ama evet, ultisle evet. Gelmek üzere Skarl. Bence yapacak bunu. Ejder alması lazım yalnız Galatasaray'ın. Ejder almayı geliyor. Başardılar ama ne pahasına, ama ne pahasına. Ejder ruhu alındı. Karma ve bir kişi düşürüldü. Karma düştü çok hızlı bir şekilde. Warner'ın Aytekin'den kaçışı var mı bakalım. Evet, burada Saçartoğlu'na tıkladı. Aytekin ultisini açtı ve kollamaya devam edecek ama Warner güvenli pozisyonda sanki. Yalnız diğer tarafta Baron alınıyor. Ama Galatasaray oyuncuları buraya yetişmiş gibi duruyor. Aytekin Momer'i yakaladı mı burada bakalım. Momer sıçrası hala yok ve Momer düşüyor. Burada Chamana Gazo yine tehlikeli pozisyonda. Chamana Gazo düşecek. Blackingston korkuya dönüştü ama savaştan çıkmayı tercih etti. Yine içeri giriyor ama tehlikeli bir pozisyonda. Momer arka tarafta yalnız. Yine yakalamayı başardılar. Bir kişiye daha dönüşüyor Blackingston burada. Rileç canı oldukça az. Yalnız canı gayet iyi bir şekilde yeniledi. Orucu ama dağ ruhu da devrede. Galatasaray oyuncuları düşmüyor. Aytekin düşürdüler. Rileç'i de düşürmeyi başaracaklar burada. Rileç dirildi ama Warner, Blackingston ve Machine üçlüsü bırakmıyor onu. Galatasaray dönüyor oyuna. Next'i kaybedecekler. Yani oyuna dönüyor ama diğer taraftan iki tane editörleri gitti. Tabi alt kolor editör tekrardan vadiye geri gelecek. Bakalım. Pikes'te neler yapıyorsun orada? Kaçman lazım. Warner'la kapışıyor ve skoru da bulamadı. Tutuştur. Warner yalnız tutuştur var üzerinde. Yeterli olacak mı? Tutuştur. Soyuk yeterli olmayacak. Warner kaç canla çıktı ben kontrol etmek istiyorum gerçekten. Ve Baron'u alıyorlar. Evet. 50-50'ye giriyorlar Scarlet. Evet. Burada son takım savaşını izleyeceğiz belki de. Savaş öncesinde Chamana Gazo olabildiğince dürtmeye çalışıyor rakiplerini. Ve son perde de açıldı. Leo'nun canı çok az. Leo düşebilir. Önüne birinin geçmesi lazım. Luckingston'ın da canı oldukça azaldı. Yalnız... Ve Momer yakalanmış olabilir. Burada hep buz kullanılıyor. Momer'in canı çok az. Arka tarafta Rileç yakalanıyor. Leo kendini feda edecek ve düşüyor burada. Aytekin arka tarafta Momer almayı başaracak. Yalnız Chamana Gazo yine yakalandı. Warner düşüyor. Pardon, Chamana Gazo değil. Paddy'ye yakalandı. Ve Aytekin hala iyileştirmeye devam ediyor kendini. Koruyucu Mele'ye de girecek. Yalnız SMB burada. Kadim Ejderha'yı alan taraf oldu. Machine tek başına azıcık bir hasar yeterli olacak onun düşmesi için. Ve SMB çok uzattı bu mücadelede. 38. dakikada galibiyeti uzanmayı başaracak. Yani oyun yine orada 50-50 Kadim'e kaldı ama onun dışında yine bence Leo oyunun orta ve erken safhasını Galatasaray'a yakalayamadı ve iyi oynadı. Diğer tarafta ise Aytekin gerçekten o yani tanklık konusunu Atrox'la gayet iyi yerine getirdi. Yani Chamana Gazo'nun yakalandığını düşündüğüm noktada da Padilla yakalanıp düşmüş aslında. Evet. Ve 38. dakikada zorlu bir mücadele ama Kadim Ejderha'yı alan taraf SMB Akademi burada haftayı galibiyetle kapatıyor.